Sevgili dostlar, siz izleyicilerin bana verdiği yetki üzerine yıllardır yaptığım renkler filmimi Bloomberg TV ile hayatlarını birleştiriyorum. Zannederim mutlu olurlar hayatlarının sonuna kadar. Biliyorsunuz renkler birkaç evlilik geçirdi. Başarılı başarısız. Efendim, bu son evliliği olsun ümit ediyoruz. Ve sizlerin huzurunda hepiniz şahitsiniz. Renkler filmimi Bloomberg HT ile izdivacını kılıyorum efendim. Hayırlı uğurlu olsun taraflar. İşte böyle. Okay. Winter time, eh? Winter time. Always. You know, summer is not. Yes, I know, I know. I know your style. I know your style. You go where is the best part, the best time, the best part, huh? Natural, natural way. Yes. Only you and I. It's our island. Welcome, Ali. Welcome. Thank you. Hello. Manos, yes, hastasıyım. Yes, gel, yes, gel, yes. Gel, gel, gel. You see, if you come in March, the old ladies and all the people that are outside painting, because they want everybody has his area, and he's responsible for his area. Not because the law says this, it's because they really believe to this. You know, it's in the culture, it's in their blood. Bütün kanımızda ve kültürümüzde var. İstesek de istemez gel buraya diyor ilk baharda diyor. Bütün yaşlı teyzeleri, amcaları evini boyarken, elinde fırça temizlerken herkes kendi alanından mesul. Dikkat ederseniz hiçbir evin rengi sadece toprak rengi, koyu açık mavi, sarılar, bak kiremit renkli kırmızılar. Kırmızılar bak toprak kırmızısı. Yani bunu kanunla değil, gustoyla, örf, adet, gelenek, görenekle. Şimdi yapılacak olan dans, bir vurgun yemiş dalgıç dansı. Adam vurgun yemiş, ayak el gitmiş ama müzik olunca canlanıyor. Yani vurgun yemiş dalgıcın dansı. Bu müthiş yerde bakar mısınız? Yani korkunç bir yer. İnsanlar çok enteresan. Çok tuhaf bir yer. Turist bakın hiç yok. Bir tek biz işiyoruz. Yabancı burada bir tek biz varız. Hiç bir tane yabancı yok. Bütün herkes buranın halkı. Ve müthiş eğleniyorlar. Ve son bu dansı, yani dans için bana dans, bana özel yapılıyor dans. Bak 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 geliyor geliyor. Geliyor dalgıç. Bravo, guys. Che bravo che. İnanılmaz bir şey ya. Hakiki zaten içim acıyor. Ama bunlar rol yapıyor. İnanılmaz bir şey ya. Yani...
Karıştı o, karıştı o. Bakar mısınız ya? Nasıl bir şey bu ya? Bunlarda bir şey var. Bu adalar genetik olarak müthiş insanlar. Hastasıyım. Ve müthiş yaptı. Müthiş, yani müthiş. Beni çok, gözüm yaşardı. You made me cry. Thank you, thank you. Çintemani deseni mesela Berlin Müzesi'nden bir halı almışlar. Bu halının üzerinde görüyorsunuz aynı deseni. Şu dalga ve yuvarlak. Asimetrik düğümlerle yapılmış bir yün halı. Müthiş. Posto. Bakın dokunamıyorum. Alarm çaldı. Bakar mısınız? Dokunabilir miyim dedim. Elimi uzaklaştırıp alarm çaldı. Bip bip bip. Demek ki dokunamıyoruz. Posto tokare. Proprio ragione. Vorremmo sentire la mia storia, solamente questo. Vabbè. Io sono escluso. Sì, posso quello, almeno quello posso fare. Yani diyeyim, hiç olmazsa atalarıma şeye dokunayım dedim, izin vermediler. Nasıl bir meyve bu ya? Maşallah yani üzerinde yani her şeyi bir... Yaprağından çay yaparsın, bundan yağ yaparsın, tuzlarsın, yenir. Yani en dünyanın en lezzetli şeyi ve dünyanın da en iyisi burada. Ankara Üniversitesi'nden Mücahit Hoca, bu işin profesörlerinden dünden beri de konuşuyoruz. Dün bana çok güzel laf etti dün gece, dedim onu insanlara da duyuralım. Ağacı memnun etmezsen, ağaç çok enteresan bir şahsiyet, bir yani senin benim gibi memnun olmazsa büyümüyor. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Kaç yüz sene sonra, ya yani torunumun torunu, şöyle bir sahne düşünüyorum şimdi sabahtan. Türkçe bir, tabii Türkçe değişmiş. Akala gel arsın. Annesi. Cevabını aldın mı? Ama bana annem yok ya, yeter annem alacağım diyormuş. Diyor ki okula geç kalıyorsun, zeytin hapini aldın mı diyor. Daha zeytin yok, bir zeytin hap olarak alıyoruz. O da bana, bana ne kadar var, ben sana ben falan yapıyor. Türkçe öyle olacak. Çünkü biraz öyle şimdi ben Amerika'dan gelince Türkçe bir süre anlamadım. Aa ben benden güzel bir şey mi var burada ne daha falan diye bir şey olmuş kızlar. Onun daha ileri gidecek. O hiç anlamayacaksınız. Yapacak. Alt yazıda şimdi anlıyorsunuz. Okula geç kaldın. Zeytin hapini aldın mı? O da bir dakika anne ışınlanacağım merak etme diyor. Okula ışınlanana gidiyor. Böyle bir şey. Rüya, sabah duşta aklıma geldi böyle bir sahne. Yani zeytin kalmayacak. Zeytin hapini aldın mı diyecek annesi. Tabii kalmayacak. Ondan sonra o da zeytin hapini içerisinde bilim adamları, üniversitesizler tabii, babalar. Bunların da kırıklar şey olacak, uzay şey gibi orada ışıklar falan olacak. Ondan sonra bing basacaklar falan. Siz zeytin yapacaklar üniversitede hap olarak. Ama aynı şekilde plastikten, hani şey biraz nostaljik olsun diye, bu renkli plastikten yapacaklar. Ona çocukla sabahtan bir tane zeytin hapini aldım diyecek. O da aldım, bir dakika ışınlanıyorum diyecek. Geç kaldım diyecek ve gidecek. Ve zeytin diye bir şey olmayacak. Kalmayacak. Olacak değil mi bu? Yok. İnşallah. Biz yapmayacağız onu. Şimdi öyle bir koruyacağız. Şey. Öyle bir şey gördüm. Bir sabahtan duşta böyle uyanınca böyle bir rüya gibi bir fantezi bir şey yaşadım. Kendi kendime düşünüyorum şimdi. Ben deliyim galiba. Biraz da ondan oluyor bunlar. Küçük Kuyu Meydanı'ndayız. Burada hanımlar beni bekliyorlar. Merhaba. Merhaba, ben Döndü. Döndü bacı. Evet. Dün tanıştık. Müthiş. Mantarcıların şefi. Bütün köydeki Mantar Bakanlığı'nın mesul müdürü. Evet. Merhaba hanımefendi, nasılsınız? Merhaba. Siz Yörük asıllısınız değil mi? Yörüksünüz. Türkmen. Türkmen. Yörük ve Türk aynı şey değil mi? Değil. Ben işte cehaleti mazur görün. Türkmen Yörük aynı şey ya değil mi? Değil. Ha, burada aramızda değil. Bizim soğan zarı varmış aslında. Çok yakınız da. Ama soğan zarı var olduğunu söylerler. Soğan zarı ha. Ben sanki onu aynı zannederim. Ne yok, zarı yırtmayalım gene. Yörük Türkmen ayrı. Yörük Türkmen ayrı ha. Hayır. Ama birbirinizi seversiniz. Problemi yok. Yok canım. Bizim burada hiç. Kız alıp verirsiniz değil mi? Hayır vermeyiz. Ha, kız alıp vermez misiniz? Vermeyiz. Hep aranızda mı evlenirsiniz? Evet. Böyle kırmızıları güzelleri dedim tehlikeli diyor. Kanın gibi diyorum ya. Güzeli tehlikeli.
süslü. Anladın mı? Dikkat edeceksin. Beni bir daha göremezseniz filmlerde bilin ki zehirlendik. Son filmimiz olabilir mantar toplama filmi. Gelin bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kötü konuşmayalım. Şimdiye kadar yaşadık. Bundan sonra da yaşarız herhalde. Yılların mantar toplacısıyım. Yağmur müthiş sürdüm. Heyecanlanıyor görüyor musunuz? Yani çıldırıyor. Yani arabadan ilk o fırlıyor. Şeyi dizinde sepeti. Araba daha durmadan kapıyı açıp fırlıyor. Hop diyorsun yüz gözden kayboluyor. Yani ama çok özür dilerim. Kötü anlamı söylemiyorum. Yok. Deli aslında. Normal değil. Ama benim babama zaten deli veli derlerdi. Ben deli velinin döndüsüyüm. Ha, deli veli babası deli veli. Belli. Evet. Deli veli. Demek aileden gelen bir yani, şey var. Yani. Ha, kötü anlamı yanlış anlama. Yok anlamıyorum zaten. Yanında. Ben onu benimsemişim. Arkadaşlarım da hep bilirler zaten. Bizde de varmış ailemiz. Sicim ağaların delisi varmış mesela bizde de. Şimdi kız kardeşim onu takip ettiriyor. Ben biraz. Sicim ağaların delisi diye bir şey var. Sicim ağalar. Bak. Delisi var her şeyde, nesilde. Şimdi ablam var, o bayrağı taşıyor. Ben de ufaktan, ben flama. Ben flama taşıyorum. Geçmişleri atalarımızın şerefine ve canına ve ruhuna. Mustafa Kemal Atatürk, Şahap Sicimoğlu. İkisinin de hastasıyım. Ruhunuzda efendim. Dünyanın en güzel içkisi. Kaz Dağları'nın suyu. Hepsi bir yana. Bu bir yana. ...1986'da restore olmuş. Yapılışı da yazmıyor. 1932. Daha eski sanki. Orijinali daha eski de yapılmış, yeniden yapılmıştır. Yeni bir mum yakalım. Şimdi efendim, bu da kalbimizden, yüreğimizden bir... direk tutalım. Aslında direk söylemez ama ben bunu söyleyeyim hepimiz için. Bu da mavi gözlü bir adamın dediği gibi yurtta sulh ve cihanda sulh için. Hepimiz için. Milattan önce 460'da doğmuş bir dahinin memleketi Kos. Yani Hipokrat, Hipokrates. Efendim, Hipokrat, Hipokrates baba, hastasıyım. Milattan önce 460 yılında bu adada doğmuş. Zengin bir ailenin çocuğu, babası doktor, dedesi doktor, onun babası doktor. Ama modern tıbbı, yani modern tıp anlayışını bulan adam. Ya o zamana kadar biraz yani ama işte şöyle yapalım böyle yapalım diye bunu resmen sistematik şekilde geliştirdi. Onun için modern tıbbın kurucusu denir Hipokrat'a ve bir yemini vardır. Şimdi ben size yemininin iki bir kısası var şimdi kullanım bir de eskisi var. Eski yemini şöyle. Hekim Apollon, Apollon da bir tanrı ve iyileştiren tanrı. Asklepius, Asklepius tanrısı physician kelimesinin yani doktor, hekim kelimesinin türediği kelime. Asklepius, Asklepion. Asklepion, doktorlar. Efendim, Higia, Panacea ve üzerine ve tüm tanrı ve tanrıçaların huzurundayım. Yemin ederim ki yeteneğim ve gücüm el verdiğince bu an ve bu sözleri tutacağım diye başlıyor baba. Bu sanatta hocamı babam gibi tanıyacağım. Rızkımı onunla paylaşacağım. İhtiyacı olursa kesemi onunla bölüşeceğim. Çocuklarına
kardeşim gibi bakacağım ve öğrenmek isterlerse bu sanatı ücretsiz üreteceğim. İlaç reçetelerini, şifa bilgileri ve diğer bilgileri sadece ve sadece kendi evlatlarıma, hocamın çocuklarına ve hekimlik kurallarına uygun sözleşmeyle bağlı an içmişlere öğreteceğim. Yani şurada abi şunu bana öğret dersen öğretmiyor baba. Ant içeceksin. Para vereceksin. Eğer çocuğu yahut da hocasının çocukları değilse, halktan herhangi biri ise parayla öğretiyor. Paralı eğitim baba. Hey, niye olmasın? Ama hastalara para almıyor. Orada beni işte orası beni uçuruyor. Paralı eğitim beni uçurmuyor. Hastalardan para almaması beni uçuruyor. Çünkü hasta ihtiyacı var. Onu öğrenme ihtiyacı var, parasını verecek. Kendi evlatlarına bedava, hocasının evlatlarına bedava. Bakar mısınız? Milletten önce 460'daki kurallara. Evet, yeteneğim ve hakimiyetim ölçüsünde hastalarımı iyiliği için tedaviler önereceğim ve asla kimseye zarar vermeyeceğim. İster hiç kimseye öldürücü bir eczayı ne vereceğim ne de bunu tavsiye edeceğim. Artık beni öldür abi, yaşamak istemiyorum diyenlere öldürücü zehir vermiyor. Benzer bir şekilde bir gebe kadına çocuk düşürmesi için ilaç vermeyeceğim. Hayatımın ve sanatımın saflığını koruyacağım. İç organlarında taşı keserek almayı, hastalığı çok açık olan hastalarda bile işinin ehli olan cerrahlara bırakacağım. Çünkü cerrah değil baba. Diyor ki yani ameliyat isterse biri ben yapmam. Cerraha bırakırım, ehline. Ellemeyeceğim diyor. Yeminde. Hangi eve girersem gireyim. Bütün kasıtlı kötülük ve suistimallerden ve özellikle ister hür ister köle olsun, erkek ve kadının vücudunu kötüye kullanmaktan kaçınarak sadece hastalara yardım için gideceğim. Gerek sanatımı icra sırasında, gerekse insanları gündelik ilişkideyken edindiğim bilgileri ortalığa saçmayacağım. Bu yemine sadık kalırsam, hayatımı ve mesleki uygulamalarım insanların tümünden ve her zaman saygı görerek mutlulukla sürdüreyim. Ama onu ihanet eder ya çiğnersem tam tersini yaşayayım diye de bitiriyor baba. Hastasıyım. Hipokrat. Şimdi bunun şeyini okuyalım. Türkçesinin yani şimdiki tıp fakültesinde mezun olanlar ne diyorlar? Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatım insanlık hizmetlerine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime, din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarını görevimde ve vicdanım arasında girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlük ve onurla yaşayacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim diyor şimdiki modern tıpta, şimdiki günümüzde mezun olan gençler doktoraları başlamadan evvel. Sarı Ümit'in mutfağı. Şimdi biz Ümit kardeşimi çocuk, gençlik arkadaşım yani çok seneleri söylemeyelim. Yani şeyden, anaokulundan ne diyebiliriz. Efendim ve lezzet avcısıdır ve işi çok iyi bilir. Yemek işinin ustasıdır, hastasıdır. Zaten biliyorsunuz hasta olmadan usta olunmaz. İlk önce hasta olup sonra usta olacaksın. Bu hasta, ondan sonra usta. Yani profesyonel bir aşçı değil ama burası da kendi ufak butik oteli Sarı Ümitçimizin atölyesi. Burada böyle çok özel misafirlerini ağırlar. Kaz Dağları'ndaki Çakal İni. Bize şimdi Sarı yemek yapacak. Ne yapacaksın kardeş? İlk önce şu ahtapotu bir tencereye oturtacağız. Susuz, yani kendi suyunda pişmek üzere tencereye koyuyoruz. Çelik tabanlı tencere. Buna lezzet versin diye bir iki defne yaprağı koyacağız. Kabuğunu soymaya gerek yok çünkü bir daha kullanmayacağız bunu. Bu kendi suyunda pişiyor. Biliyorum. Tuzlu bir dokusu var. Ha, tuzunu hafif birazını alsın diye çok az sirke koyacağım. Şimdi bakın ahtapotun, biz bunu Sarı'yla çok yıllar evvel öğrendiğimiz metot. Teknede yelkende yaptık, yelkende deniz kenarında oturduk. Hippi zamanlarımızda hepimiz saçlarımız bu kadar. Bunun saçları bu kadar. Bakma şimdi beyaz olduğuna. Benim saçlarım bu kadar. Böyle sakal, buralarda kolyeler, hippiyiz. 70 küsürler.
Atapotu bir Fransa'dan öğrendik biz bunu. Fransa'dan öğrendik. Hiçbir şey koymuyoruz. Hiçbir şey koymuyorsun. Soğan, defne yaprağı, sirke falan hiçbir şey koymuyordu. Bak. Çelik tabanlı tencere. Sadece atapot, şeylerin düğmeleri falan öyle vurmaya gerek yok. Hayır bunu difrize koyup dondurursan daha güzel. Zaten bütün adeleri dumura uğruyor tam tabiriyle. Efendim, çok az da sirke. Bir soğan ikiye yani böldün. Kabuklarını da soğana gerek yok. Biraz sirke bunu yeni eklemiş, eskiden yoktu. Tuz buz sakın ha, su içine sakın ha, haşlamak sakın ha. Haşlarsan hayvan böyle büzülür, kendini büzer. Şimdi bakın, kendi suyunda pişecek atapot kardeş. Bu yaklaşık 45 dakika filan alacak. Atapotumuz pişti. Atapotun bu basit pişirmesi. Ondan sonra... Ön pişirme. Ondan sonra şimdi atapot nasıl istiyorsanız zeytinyağı oregano ne de Türkçesi? Zeytinyağı kekik çevirdin mi? Böyle soğuk mu yedin? Salça domatesinden mi çevirdin? Makarnaya sos mu yaptın? Yap oğlu yap. Şimdi bu ne yapacak sarı? Ne yapacaksın? Ben şimdi bunu tavada zeytinyağda kızartacağım. Fakat kızartmadan önce bunun üzerine biraz kimyon, biraz kekik, biraz pul biber koyacağım. Koyacaksın, tamam. Ondan sonra kızartacaksın. Artık. Bunu da ben götürüyorum. Gel. Takıl peşime. Hayatını yaşa. Arkamdan ayrılma. Efendim, son yemeğimize geldik. Ahtapot. Evet, Bismillahirrahmanirrahim.